Merhaba sevgili balıklar. 10-16 Kasım haftasına hoş geldiniz. Sevgili balıklar, gerçekten güzel bir haftaya giriş yapıyoruz. E, gökyüzündeki özellikle su grubu burçları etkileyen güzel gezegen hareketleri sizi de bu hafta çok olumlu etkileyebilir. Hafta başında 10 Kasım'da e, bir süredir retro harekette olan Merkür'ün ee, artık düzelmesi ve ileri harekete e, dönecek olması e, sizin de özellikle gelecekle ilgili projelerinizde günlük hayatınızda, iletişimlerinizde ilişkilerinizde e, oluşan ve gündeme gelen bazı sorunları gecikmeleri ortadan kaldırabilir. Artık e, daha hızlı hareket edebilirsiniz. Özellikle medya, yayıncılıkla ilgili konular yüksek öğrenim, seyahatler e, hukukla ilgili konularla ilgili e, biraz daha haberleşme iletişim trafiği günlük hayatınızda artış gösterebilir. Merkür'ün sizin burcunuzda olan güzel etkileşimi de kendinizi daha rahat ifade etmenizi sağlayacaktır. Şu sıralarda daha fazla seyahat yapabilir, daha fazla kişiyle görüşebilir, yakınlarınızla, akrabalarınızla iletişiminiz artabilir. Sevgili balıklar, hafta içerisinde 12 Kasım'da Akrep burcunda ilerleyen Güneş ve Balık Burc Yengeç burcundaki Jüpiter arasında çok güzel üçgen bir açı oluşuyor. Güneş-Jüpiter üçgenleri şanslı ve bereketli enerjisiyle yılın en güzel günlerinden biridir. Sevgili balıklar, su grubu olduğunuz için. Sizi de oldukça güzel etkiliyor bu e, gökyüzündeki hareket. Özellikle Mart ayının ortalarında doğduysanız e, Güneş-Jüpiter üçgeninden en verimli etkilenen kişilerden biri de siz olabilirsiniz. Şans her yanıyla sizin yanınızda olabilir. Dolayısıyla e, aşkla ilgili konular, flörtler, çocuklarınızla ilgili konular, sosyal kavramlar, eğitim, yurt dışı ile ilgili istekleriniz, gelecekle ilgili projeleriniz, yeni girişimler adına e, bu e, enerjiyi olumlu bir şekilde kullanabilirsiniz. Çevrenizden çeşitli fırsatlar gelebilir veya süre gelen işlerinizde yeni gelişmelerle de karşılaşabilirsiniz sevgili balıklar. Her durumda kendinizi biraz daha güçlü, daha duygusal, daha romantik ve iyi hissedebileceğiniz bir dönemde olacaksınız. 13 Kasım'da sizin burcunuzda ilerleyen Neptün ve bir süredir retro hareketteydi artık ileri harekete dönüyor. Bu da sizin için olumlu bir gelişme. Neptün 9 Haziran 2014'e kadar artık ileri hareketli olacak ve o e, güzel verimli e, yüksek enerjisini e, size daha olumlu bir şekilde yansıtacak. Bu da hayatınıza daha fazla duygu, duygusallık, maneviyat, e, bolluk, bereket enerjisini daha fazla taşıyabilir. Sevgili balıklar, özellikle yaratıcılık gerektiren işlerinizde, sanatla ilgili işlerinizde e, Neptün'ü çok daha e, olumlu bir şekilde e, değerlendirebilirsiniz. E, hafta sonunda e, Oğlak burcunda ilerleyen Venüs Uranüs ve Plüton'la biraz sert etkileşimler içerisinde olacak 14 ve 15 Kasım günlerinde. Ee, özellikle e, sosyal hayatınızı etkileyen alanda şu sıralarda Venüs ve oradaki Plüton'la kavuştuğu için arkadaş çevrenizdeki bazı kişilerle ilgili e, biraz baskı hissedebilirsiniz veya bazı e, yeni girişimler, e, ortak çevreniz, e, ortak arkadaş grubunuz, e, yeni hedefler, ortak girişimler için e, bazı ee, yeni dürtüler ortaya çıkabilir. Üzerinizde biraz baskı hissedebilirsiniz. Özellikle maddi konularda biraz zorlanma veya ani beklemediğiniz bazı masraflar gündeme getirebilir bu projeler. Ancak e, Jüpiter'in de desteğiyle e, birçok e, sorunu özellikle maddi konularda da e, halledebileceğiniz çevrenizden yardım ve destek bulabileceğiniz bir süreçtesiniz sevgili balıklar. Bu haftayı değerlendirmeye çalışın. Özellikle hafta sonundan itibaren ay dolunay pozisyonuna doğru ilerliyor. Ve sizin için de olumlu olacak, güzel olacak bir dolunay olacak önümüzdeki hafta başında. Yeni istekleriniz, girişimleriniz, hedefleriniz varsa bu haftayı atılım yapmak için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Haftalık değerlendirmeleri de e, gün gün burç videolarımızı izleyerek daha yakından takip edebilirsiniz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.